Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi olarak mozaik tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel kilim desenli motiflerin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, evet, motiflerimiz gördüğünüz gibi böyle normal büyüklükte bir motif çalışması arkadaşlarım ve kilim desenli. Bunu arkadaşlarım battaniyelerden tutun da modelimizden, motiflerimizden, battaniyelerden kırlentlere, çantalara, hırkalara, bütün örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir motif çalışması, kare bir motif çalışması oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Hadi gelin bu güzelliklerin yapımına hemen geçelim. Yaparken 3 milim tığ kullanacağım arkadaşlarım. Alize Cotton Gold'un, şöyle hemen söyleyeyim, numarasını 36 ve 67 numaralı iplerini kullanarak yapacağım. Bunu ise buradaki sarımız 02 numara arkadaşlarım. Belki onu da soran, isteyen arkadaşlarım olabilir. Şöyle bir halka yapıyorum ilk etapta. İçerisine giriş yaptım. Şöyle alıp bir zincirle sabitliyorum önce. Daha sonra biraz yükselip şu şekilde alıp biri yaptım. 15 tane yanına ikili trabzan yapıyorum. Bununla birlikte 16 tane yapmış oluyoruz arkadaşlarım ve sıkıştırdım. Şöyle hemen üst köşesinden giriş yapıyorum. Altıdan sonra şöyle birleştirdikten sonra diğer renk ipimi alıyorum. Bir miktar ip bırakıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum arkadaşlarım buraya ve bunun aynı yerden şöyle giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yanına, hemen yanındaki yerin arka kısmından, şöyle açalım iyice görün. Bakın şuradan giriş yapıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Sonra dördüncüyü yapıyorum. Bu arada bu iplerimi de arkadan getirdim. Bunları artık kesebiliriz. Üç tane ile geldim. Yani buraya ilk başı bunu saymıyorum. Burada köşe yapacağım. 1 2 3 tane sık iğne yaparak geldim. Şimdi buradan girişimi yaptım. Yine bir tane sık iğne, 1 2 zincir. Tekrar aynı yerin içerisine köşe yapmak amaçlı bir sık iğne daha yapıyorum. 3 tane normal, 1 2 3 sık iğnemi yaptım. Dördüncüyü yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir köşe oluşturuyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 Dördüncüyü yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 Bakın ilk başlangıç yerimize geri döndük. Dördüncüyü hemen buraya yapıyorum. Şöyle üzerine bir alıyorum. Buraya geçiş yapıyorum.
şu şekilde. Buradan çıkartıyorum. Buradan çıkartmadan önce arkadaşlarım şöyle taktıktan sonra alttaki ipi yukarıya doğru kaydırıyorum. Ve buraya bu ipimle devam ediyorum. Şöyle. Şimdi bu şekilde ip değişikliği yaptıktan sonra hemen bakın şu boşluktan giriş yapıp bir tane sık iğne buraya yapıyorum. Devam ediyorum. Bu yerlerin üst kısmından arkadaşlarım bakın şuralardan giriş yaparak şöyle köşeyle birlikte 1 2 3 4 5 6 tekrar köşeden giriş yaptım 7. 7 tane buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 köşelerle birlikte 7 tane. 2 zincir çektim. 1 buraları bu üst arka kısmından alıyoruz. 2 3 4 5 6 sonuncuyu da buranın içerisine 7. 1 2 zincir yine aynı şekilde hepsini sık iğne yaparak geçiyorum. Şimdi sona geldik. Yine üzerine bir aldım. Şu şekilde girişimi yapıyorum. Bu ipimi de yukarıya doğru çıkartıyorum. Buraya şöyle bir tane ikili trabzan ama biraz sıkı bir şekilde yapıyorum. Evet, bu ipime geçtikten sonra hemen şöyle bakın şuradan girişimizi yapıyoruz. Burada bu şekilde biraz zorlanma olabilir arkadaşlar. Şöyle bir hemen yanındaki bakın şunun üzerine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra aradaki beşli olan yere 5 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 bakın şu kısımlarından alıyoruz. Şuralarından şöyle göstereyim. İsterseniz bu şekilde alabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de alabilirsiniz. Hiçbir farkı yok arkadaşlarım. İkisi de olur. Hangisi kolayınıza giderse. Şimdi bakın son bir tane kaldı. Onun üzerine sık iğne yapıyorum. Sonra burada çekmiş olduğum zincirlerin arka tarafından yine ilkinin giriş yaparak sık iğnemi yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir de bunun üzerine sık iğne yapıyorum. Sonra 5 tane ikili trabzan yaparak şöyle de alabiliriz. Onu da gösterelim. 1 2 3 4 5 hemen buradan giriş yaptım. 1 bir de yanındaki yerden 2. Evet, bu şekilde diğer kenarları da tamamlayalım. 2 tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan şeklinde yapıyoruz. Bu zincirleri çekerken biraz gevşek çekmeye özen gösterin arkadaşlar. Daha kolay giriş yaparak alın diye. Bir tane de hemen bakın köşedeki yerimden giriş yaptım.
bir, bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle bir iki zincir çekip şuraya bu şekilde de bağlayabilirsiniz. Ya da az önceki yaptığımız gibi şöyle ikili trabzan şeklinde de yapıp geçişleri sağlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse onu kullanın derim. Şimdi burada arkadaşlarım aynı renkle aşağıdaki ipimi de hemen yukarıya çıkartalım şöyle. Bununla tamamlayabiliriz. Daha rahat olur. Şöyle. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Hemen içerisinden aynı yerin giriş yaparak köşedeki sık iğnemi yapıyorum. Önce. Şimdi birinci sık iğnemi yaptım. Hemen 2 ve 3. Bu kenardan geldiğimiz yerler arkadaşlar. Bu ikili trabzanlarımızın üzerine yine sık iğneler yaparak geçiyoruz. Bu sırada bütün hepsini sık iğne yaparak tamamlayacağız. Herhangi bir ikili trabzan yapmayacağız bu rengimizle. Yine köşedeki bakın zincirlerimizin içerisinden alarak devam ettim. Şöyle buradan da aynı şekilde. Toplam 11 tane her iki köşe arasında sık iğnemiz var arkadaşlar. Şöyle 2 tane zincir çekip devam ediyorum. Bu ipimle tamamladım. Şimdi arkadaşlarım burada şöyle köşedeki sık iğnemi ikisinin arasından giriş yaparak alıyorum. Sonra üzerine bir alıp şöyle alttan giriş yapıp yani şu zincirimin hemen üstündeki tek bıraktığım yerden alıyorum bu şekilde ve buradan başlayarak hepsini ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şekilde. Şimdi daha sonra köşeye geçtim. Bir tane sık iğne, iki zincir. Tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıp buradan başlayarak devam ediyorum. Yine hepsini ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım. Toplamda 11 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz bu sırada. Bir tane de sık iğnemiz var. İki zincirimi çektim. Tekrar devam ediyorum. Aynı işlemi bütün kenarlara uyguluyorum arkadaşlar.
Evet, sık iğnelerle bu rengimle geldim. 7 tane olarak köşeyle birlikte geldim arkadaşlarım. 8.den giriş yapıyorum. Şu şekilde yine oraya bir sık iğne. Üzerine 3 doluyorum ve geliyorum, bakın. Tam şuradan giriş yapıyorum. Şu rengimin olduğu yerden buraya 1 2 3 bu şekilde 3 tane çektikten sonra ikisini bırakıyorum. Sonra tekrar 1 2 3 tane doladım. Bu defa bu tarafa geçiş yapıyorum. Ve buraya 1 2 3 sonra hepsini birlikte, yani üçünü birlikte çekiyorum. Evet, şimdi bunu yaptıktan sonra hemen arkadan bakın şöyle girişimi yapıyorum ve buraya 7 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Zincirimin üzerinden alıyorum arkadaşlar. Sonra 2 zincir çektim. Tekrar 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ile geldim. Bakın tam ortası 8. yerim. 8. yerimden de giriş yapıyorum. Üzerine 1 2 3 doluyorum. Geliyorum bu defa buradan alıyorum arkadaşlar, şu şekilde 1 2 3 tanesini çektim. İlk birini bırakıyorum. 1 2 3 doladım. Bu defa bu tarafa geçiyorum. Buradan da alıyorum ve buraları, bakın şuraları oluşturmaya başladık. Oluşturduk 2 tanesini. Diğerlerini de aynı şekilde devam ettiriyorum. Evet, bakın şu görüntüyü elde ettik. Şimdi arkadaşlarım buradan diğer renk ipimi bu rengime geçtim arkadaşlarım. Hemen bu iç kısmından şu şekilde giriş yaparak buraya bir tane
sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Bu alt sıranın hemen buradan giriş yaparak 5 tane sık ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra buradan devam ediyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Üzerine bir aldım. Alttan devam ediyorum. Bakın burada da iki tanesini atlıyorum. Şuradan başlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu zincirlerimin üzerinden alarak sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar üzerinden giriş yaparak buraya bir sık iğne daha yapıyorum. Üzerine bir aldım. Aşağıdan başlıyorum. Şöyle açayım. 1 2 3 4 5. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 yaptım. Tekrar oradan başlayarak 5 tane sık iğne ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Üzerinden hemen köşemi tamamlıyorum. Ve diğer kenarları da aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi diğer renk ipime geçtim hemen. Burada ip değişikliğini yaptım. Ortasından giriş yapıyorum, alıyorum. Bir zincirimi çektim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum önce. Sonra üzerine bir alıp alttaki bu bir tane olan yere şöyle bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlarım. Sonra bu 5'in üzerine şöyle 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir alıp bu altta bıraktığımız beşli yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum.
1 2 3. Bu üçüncüyü arkadaşlarım şu şekilde alalım, daha güzel dursun. Şöyle bakın. Üçü bu şekilde alın. Sonra devam ediyoruz. İki tane daha ikili trabzan yapıyorum boşluğa. Ve 5 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra üzerine bir aldım. Hemen alttan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan. Buraya köşeye geçtim. Köşeye de ikili trabzanımı yapıyorum. Pardon, sık iğnemi yaptım. Ve buradan bir tane sık iğne, bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 5 tane ile devam ediyorum sık iğne ile. Diğer renk ipime geçtim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi zincirimin hemen burasından giriş yapıyorum. Bunu da alıyorum, çekiyorum ve buraya bir zincirden sonra sık iğne yapıyorum. Bir köşeyle beraber 2 3 tane sık iğne yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Araya 9 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1
2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, tekrar 3 tane 2'li trabzan yapıyorum. 1 2 3 sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincirimin üzerinden alarak devam ediyorum. 3 1 2 zincir tekrar 3 tane buraya 1 2 3 sonra 3 tane ikili trabzan 1 2 3 9 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Evet, bu kenarları da aynı buradaki gibi tamamlıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Diğer renk ipime geçiyorum hemen. Burada yine şöyle arkadan hemen içinden alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Buradan başlıyorum. Bakın 3 tanesine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra devam ediyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 araya 9 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 aradan giriş yapıp 1 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve diğer kenarları da bu şekilde tamamlıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar 1 tane
sık iğne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane sık iğne yapıyorum. 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne bezi yapıyoruz. 1 2 3 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra normal sık iğnemi yapıp köşeden devam ettiriyorum. Evet, diğer kenarları da iki kenarı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğneden sonra üzerine bir aldım. Bu boşluktan giriş yapıyorum. Buradan bir tane şöyle bir iki. İki tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Üç tane bir iki üç sık iğnemi yaptım. Üzerine bir aldım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu üçlümün üzerine. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Bu arayı diğer tarafa bir tane yapana kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle. Sonra 3 tane yine 1 2 3 tane iki sık iğnemi yaptıktan sonra üzerine bir aldım. Bu boşluktan giriş yapıyorum. 1 2 sonra bir de buradan köşemi yapıyorum. Normal bir sık iğne, 1 2 zincir. Tekrar bir tane buraya, 2 tane bu yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sonra üzerine bir alıp bir tane ikili trabzan, 13 tane sık iğne, yani bu aradan buraya kadar yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Bu rengimizi de artık tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer kenarları da bu şekilde tamamlayalım ve son sıramıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra bakın görüntümüz bu şekilde geldi. Şimdi son sıramızda bu ipimi alıyorum. Bunu normal bir şekilde bağladım şöyle. İçerisinden giriş yapıp bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum önce ve şöyle buraya 3 tane sık iğne yapıyorum yanına. 1 2 3 sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Boşlukları doldurarak devam ediyoruz yani arkadaşlarım. Şöyle
bir tane bunun üzerine sık iğne, sonra 2'li trabzanlar yapıyorum bu aradaki boşluğa. Burası aynı zamanda bizim ekleme sıramız arkadaşlar. Evet, bakın burayı da tamamlamış olduk. Bu şekilde devam ederek modelimizi tamamen bitirmiş oluyoruz arkadaşlarım. Şöyle biraz da sizlere ekleme işlemini göstermek istiyorum. Son sıraya geldiğimizde son kenara. Evet arkadaşlarım, şimdi biraz da sizlere bu ekleme yapmasından bahsetmek istiyorum. Birbirine nasıl ekleneceği, iğne yardımıyla da yapabileceğiniz gibi. Bakın şöyle birleşim yapacağımız motifimizi alıyoruz. Bu arada bu yapmış olduğumuz yerlerde birleşince çok daha güzel ve değişik bir görüntü olacak arkadaşlarım. Şöyle iki tane, bakın şu köşeye, bu köşenin hemen şurasını ekleyeceğim için şöyle yaparım. Şekilde aldım, geçiriyorum içerisinden ve buradan aktarıyorum. Şimdi bir bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra yine sık iğnemi yapıyorum. Az öncekini bir daha göstereyim size. Bakın şöyle şu şekilde alıp alttan geçirip tekini alırsanız daha iyi durur arkadaşlarım bu. Şimdi bir miktar bu şekilde birleştirelim. Her birini geldiğimizde sıradaki yerden, karşılık gelen yerinden alarak bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şimdi onu da göstereyim biraz arkadaşlarım. Şöyle. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Burada şöyle bir yer oluşturuyoruz. Bu şekilde yaparsak. Şimdi bir de şu şekilde de yapabilirsiniz. İkili trabzan yerim geldi. Yine modeli aynı şekilde devam ettiriyorum. Buradaki ikili trabzanımı bakın şöyle çıkartıyorum. Bu da başka bir birleştirme şekli. Şuradan aldım ve giriş yapıp birleştiriyorum. Tekrar diğer İkili trabzanımı yapıyorum. Çıkarttım. Hemen onun karşılık gelen yerine bağlıyorum. Üçüncüyü de aynı şekilde şöyle yapıp, bu çıkartmalı. Bu zorunuza giderse diğeri çıkartmadan yapıldığı için onu da yapabilirsiniz. O da böyle bir çizgi gibi duruyor arkadaşlarım. Bakın bu böyle duruyor. Bu da bir çizgi gibi duruyor. Hangisini isterseniz o şekilde yaparak ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet.
Bu şekilde ekleyerek ekleme işlemi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi bu sırayı da ben tamamlayayım hemen. Şöyle ayrı ayrı durmasını istediğim için. Evet, bakın böyle bir güzellik ortaya çıkmış oluyor arkadaşlarım. Şöyle birleştirdiğince şuralarda değişik bir görüntü olacak. Böyle farklı farklı renkleri de kullanarak da yapabileceğiniz gibi tek renkle de yapabilirsiniz. Vatik ip de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, bu videomda da sizlere bu güzelliklerin yapımını anlatmak ve paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgümü dediniz, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.